Sezenler Bandırma'nın gurur kaynaklarından bir sanatçı yanımızda. Biz de tabii hepimiz onunla gurur duyuyoruz. Gerek ülkemizde gerekse yurt dışında bizi, Türkiye'yi ve Bandırma'yı en iyi temsil eden müzisyenlerden biri. Sevgili Bülent Altunbaş, bize bir lakabı Kirpi. Evet hocam. Bülent, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın? Aylar sonra seninle görüşüyoruz. Epeydir görüşemedik. Çok da istiyorum ama fırsat olmadı. Senin turnelerin oldu. Onları birazdan konuşacağız zaten. Bülent, kısa bir özgeçmiş alayım senden. Doğum tarihi, doğum yeri ben biliyorum ama izleyenlerimiz öğrensin tabii. Bülent Altunbaş 06-06-1972 senesinde Dermenler Caddesi. O zaman tabii şimdi bina oldu babamın evi de tahtalıkmış, altta kalabilmiş yani. Orada doğdum. Altınbaş ailesine gelen ve bayrağı elimde taşıyan, daha da ilerlere taşımak için de elimden ne geliyorsa bir bandırmalı olarak müzik hayatımıza devam ediyoruz. Orada doğduk. İyi ki de bandırmalı olmuşum, iyi ki de buradan doğmuşum yani, iyi ki de çıkmışım yani. Tabii ailen müzisyen, onları da bir tekrar alalım. Aile müzisyen, baba Şeref Altınbaş, dedem İbrahim Altınbaş, hatta belediye bandosunu ilk kuran dedemmiş seneler önce. Ben de bunun bilgisini yeni aldım. Selahattin Altınbaş, İzzet Altınbaş, bestekarlar bunlar biliyorsunuz. Evet, evet. TRT'den İzmir ama İstanbul veya Ankara'da görev, aktif görev yapmışlar. Onlar da hepsi duayen müzisyenler. Onlara da biz layık olmaya çalışıyoruz hocam. Çocukluk yılların tabii onların yanında geçtiği konserlerini dinlediğin herhalde çocuk anılarından biraz bahseder misin? Neler oldu o dönemde? Şimdi hocam ilk önce ben keman çalıyordum. Şimdi bir şey, bir algı var ya hani abim kilolu diye ben zayıfım. Sen öttüremezsin klarneti yani öfleyemezsin gibi. Öyle bir algı oluştu. Kemanı bıraktım. Ben klarneti aldım. Abim ses çıkartamıyor. Ben başladım. İlk çaldığım şarkı neydi biliyor musun? Neydi? Yemin billah ediyorum. Ne sesleri bilirim ne bir şey. Neden saçlarım beyazlanmış arkadaş? Harika. Nereden geldi? Daha elimi alır almasana. Ben de şok oldum. Aşık olduk birbirimize. Evet. Sevdim. Biliyorsun hocam yani Evet. Yanmadan yakamazsın. Evet, yani ilk önce seveceksin ki sonra karşı tarafa şey yapacaksın. Evet. Hatta İzzet Altınbaş, Allah rahmet eylesin, Bayram Dede'nin kahvesi vardı. Bilirsin değil mi meydanda? Evet. Şu an yıkıldı. Tüm müzisyenler oraya otururlardı böyle. Biliyorum. Öteki gel buna falan filan bir şeyler gösteriyorlar. İzzet Altınbaş bir de klarnet çalıyordu. Hani sadece yanında değil, acayip bir müzisyen adam. Yani geniş vizyon olan birisi. Bir şey gösteriyordu bana, makam gösteriyor, geçki gösteriyor. Git diyor bunu akşama kadar yap getir bana diyor. Anladın mı? Anladım, tamam. Akşam sürmüyor, yemin ediyorum var ya. 5 dakika sonra gidiyorum ya. Git tam buradan diyor bana. Yani onları bazen zaman zaman böyle gözümün önüne geliyor da. İyi ki onları tanımışız ya. İyi ki onlardan feyiz almışız ya. Evet. Hocam ya. Evet. Bülent Bey, Kirpi diyorlar sana. Evet hocam. Eski futbolcu olduğunu da biliyorum. Kirpi lakabını bir daha anlatır mısın? Kirpilik 100 metrede benim Balıkesir bölgesinde geçecek adam yoktu. 100 metrede ama bak dikkat edin. Bilenler bilir. Saçlar dik. Kafayı bir kaldırıyorum var ya su girmiyor kafamın içine. Sonra aradan zaman geçti. Sezen Aksu ile beraber sahneye çıktım da Işın Karaca ve arkamızda işte şarkısı okuyan falan. Vokallik yapıyorlar. Normalinde Sezen Hanım sahneden indikten sonra ortaya çıkıp onların bir iki şarkı okuması lazım değil mi? Yani kostüm değişecek. Hayır. Sezen Aksu bile ortaya alıyor. Hayatınızda böyle bir şey dinlediğiniz mi? Diye başlardı. Çok da keyifli olurdu. Ondan sonra durdu. Ya sana dedi. Niye Kirpi dediklerini dedi. Ben söyleyeyim sana dedi. Ne oldu dedim Sezen Hanım. Ben de şokum. Bütün müşteriler de orada. Gazino müşterileri. Öyle çalıyorsun ki dedi insanları tüylerin diken diken ediyorsun sen. Yani oradan öyle yapıştırdı yani bize. Evet. Futbolda amatör oynadın galiba değil mi? Çınarlı'da oynadım. Çınarlı'da oynadım. Yani bir ara Bandırma Spor'un gençlerine şey yapacaktık. Tabii ki abim konservatuarı kazanınca mecbur şekilde İstanbul'a gittik. Yani futbolun çok seviyorum. İyi de takip ediyorum. Fanatik
Bir bandırma sporu. Bandırma spor maçını takip ediyorsun. Ne diyorsun hocam? Ben Beşiktaş'ı bıraktım ya. Yani düşün, Beşiktaş'tayım. Ama Beşiktaş maçlarını seyretmiyorum. Yemin ediyorum bandırmayı seyrediyorum. Çünkü yani hoşuma gidiyor abi. Gurur duyuyorum abi. Ne demek ya? İnsanın kendi takımının görmesi, memleketinin takımını görmesi çok güzel bir şey yani. Hatta benimle bir görüşmede demiştin ki yurt dışında bandırma spor maçlarını takip ettiğim de oluyor. Aynen aynen. Vallahi hatta şey dedim hocam yani o soru geldi mi gelmedi mi bilmiyorum ama geçen hafta değil. Bundan bir ay önce şeydeydim, Fransa Bordeaux'daydım. Bandırma spor maçı da vardı. Şimdi saat farkı da var ya, iki saat. Evet. İki saat onlar geride. Doğru. Ya dedim maç geldi, maç. Hemen inerim ben otele gittim, var ya hemen açtım şeyden telefondan baktım. Maalesef yenildik ya. Evet. Ama çok da sinirlendim ya. Evet. Şimdi Sezen Hanım'dan bahsedeceğiz. Evet. Türkiye'de birçok sanatçıya eşlik ettin. Hepsini hatırlayamazsın belki ama biraz sayar mısın kimlere eşlik ettin? Vallahi hocam aklına gelen A'dan Z'ye. Ne bileyim yani Tarkan'ından, Ajda Pekkan'ından, muhasebacısından, yani Türk müziği, her dal var ya, kaç tane müzik türü var? Evet. Hepsine çalmadım, kimse yok ki İbrahim Tatlıses'inden. Aklınıza kim geliyorsa rahmetli Müslüm Gürses'inden. Evet. Hepsine çaldım hocam, çalmadım kimse yok ki, hepsinde imzam vardır yani. Benim işim şu kadarcık şarkıyı bu kadar yapmak. Evet. Zor bir olay aslında, biliyor musun? Evet. Stüdyodaki ortam çok zor bir olay ya. Evet. Tabii çok turnelerin oldu, çok ülkelere gittin. Evet hocam. Kaç ülkeye gittin? Vallahi dünyanın üçte birini gezmişimdir. Evet. Gezmişimdir. Evet. Tabii son dönemlerde güzel iki siyasi beslen de oldu, takip ettik. Biri Cumhuriyet Halk Partisi Bandırma Belediye Başkanı adayı Sayın Dursun Mirza'ya. Diğeri de Balıkesir Milletvekili Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Sayın Turan Çömez'e. Evet. Nasıl hazırladın besteleri? Onlar mı istediler? Tabii talep ettiler. Evet. Hatta Sayın Vekilimizin Turan Bey'in sözleri Turan Bey'e ait. Ya Bülent dedi, oturduk şurada Pırlanta Kafede. Çağırdılar beni. Şuna bak bakalım dediler. WhatsApp'tan attı. Tamam dedim. Hemen hızlı bir şekilde stüdyoya girdik. Vokaller geldi işte falan. Hazırladık, çaldırdık. Yani o oradaki maç da Osmanlı'dan günümüze uyarlanan bir şey. Yani biraz sonra ben sana şey atarım. Tamam, hocam. Tamam. WhatsApp'tan dinlersin tamam, yani. Çalıyordu zaten. İkisini de rica edeceğim sana. Aynen, aynen. Evet. Dursun Bey iki de onlar da talep ettiler. Yeni hakkı var biliyorsunuz. Evet. Dedi hocam dedi böyle böyle bir şey yapsak nasıl olur? Tabii ki dedim olur ya, neden? Siz talep edin, ben yapayım, sıkıntı yok ya. Onun sözleri? Sözleri hepsi bana ait. Ha, hepsi sana ait. Hepsi bana ait hocam. Evet, evet. Hatta geçen ay geldiğimde buraya da arabada gördüm yine yeni yeniden evet, diye bir şey takıldı kafama. Ondan yola çıkıp bu marşı yaptık. Evet. Bandırma Kuşenti Kültür ve Turizm Festivallerinde senden yararlanılıyor mu bir bandırmalı değerli müzisyen olarak? Bu zamana kadar asla olmadı. Ve neden olmamasını da ben hayretle şaşıyorum çünkü yine söylüyorum, herkes kendi işini yapsın. Anladığı işi yapsın. Bu konuları konuştuk biz bazı siyasi liderlerle. Yani söz verdiler. Tamam eyvallah, benim yanlış anlamayın. Bakın çalmadığım kimse yok. Aklınıza kim geliyorsa. Ama popçusu, ama topçusu, ama bilmem neyse. Aklınıza kim geliyorsa. Yani faydalı bir adamım ben. Yani sizin atıyorum 10 liraya getireceğinizi ben 5 liraya getiririm kardeşim. Neye senin cebinde kalması ki o 5 lira? Bandırmanın cebinde kalması. Yani. Yanlış mı hocam? Doğru, Allah aşkına doğru söylüyorsun. Benden yararlanacaksın ki benim alanımdan. Ben de size faydalı olacağım abi. Evet. Sevgili Bülent, bir de müzik konservatuvarını soracağım sana. Sen onu daha önce de söylemiştin. Mutlaka yetkililere de söylüyorsun. Bandırma bir müzik konservatuvarına, bir müzik akademisine ihtiyacı var. Sen desteğe hazırım diyorsun. Her zaman, her zaman. Bu konuda bir düşünce bu diyorum. Bana göre var ya, bandırmanın çok büyük bir kanayan yarası ya. Yani gerçekten kanayan yarası. Açmışlar herhalde, bilmiyorum ama. Büyükşehir, Balıkesir, Bandırma, Erdekoğlu üzerinde. Ne kadar faaliyette, nedir ne değil bilmiyoruz yani şimdi. Sadece keman ve piyano şu anda dersi. Yeterli mi? Sen çok daha iyi değerlendirirsin yeterli olmadığını. Yani hocam yani olur mu yani? Evet. Şimdi konservatuvar dedin.
Çok gönlü olmalı. Klarnete gönül verebilir. Uta görev verebilir. Kanuna görev, gönül verebilir. Yani çok gönlü olması lazım. Bunun notası bilmem nesi vesaire vesairesi yani. Ve bu işten harbiden de bu işi uzman insanlarla, uzman bir ekiple yapmaları gerekiyor. Evet. Şimdi önümüzdeki dönemde ne gibi çalışmaların var? Mutlaka sen borç durmazsın. Şimdi gittiğimde İstanbul'a döndüğümde hızlı bir şekilde Yıldız Tilbe ile Kibariye ile kimdi o ya? Birisi daha vardı. Rica etti bana da. Birkaç kişiyle düetlerim var. Düetlerim var. Yani ben çalacağım, ondan su çek. Ondan su çek, ben çalacağım. Bir şarkıyı böyle beraber düet yapacağız. Hatta Yıldız abla şey dedi bana, Bülent dedi, benim şarkılarımdan yapma. Hangi şarkıyı istiyorsan ya, ben geleyim okuyayım dedi yani. Tamam dedim ben de, sıkıntı yok yani. Bandırma müzisyen açısından neden bu kadar zengin? Neye bağlıyorsun sen bunu? Eskiden daha zengindi hocam. Konservatuvar asıl bizim orasıydı. Daha önceden konuştuğumuz evet. Neydi? Evet. Ayrı ayrı her biri var ya, değer yani. Konservatuvar asıl orasıydı. Şimdi tek amacımız, buradan sesleniyorum. Lütfen hızlı bir şekilde müzik okulumu açacaklar. Yani ben göreve hazırım. Harika. Yani kafalarında hiç şey soru kalmasın yani. İstanbul'da oturuyor bilmem ne. Gerekirse İstanbul'da terk ederim kardeşim. Evet. Ederim. Evet. Yani çok acil işin mi? 2 saat abi bastın da arabayla. 2 saate gittin geldin abi ya. Ne olacak ya? Evet. Ben hazırım. Yararlı olmak istiyorum. Yani mezara mı gidecek bu bilgiler? Yani hocam. Evet. En azından yasaklı madde denen insanları hani şey yaparız ya, müzikle telafi edersin elbette, yani. Elbette. Yani güzel bir şey değil mi? Yani hep soruyorum. Daha önce de sordum belki. Çocuğunu veya ne bileyim torununu veya göndermek istemez misin abi? En güzel şekilde müziğin eğitimini alsın. Derslerine de etki yapar en azından. Evet. Yap hocam böyle ya. Daha büyük ne fedakarlık yapacaksınız? İstanbul'dan Bandırma'ya taşırım diyorsun. Gelirim abi. Yani vallahi yani, billahi gelirim söz. Yani bundan sıkıntı daha, yok abi. Bundan daha ne yapayım ki ya? Bir özver olur. Sevgili Bülent, Bandırmalılara son olarak mesajın nedir? Kamera karşında son söz senin. Bandırma'yı çok sevdiğini biliyorum. Çok seviyorum. Evet. Bandırma, sizi çok seviyorum. Gerçekten daha şeyim. Yemin ediyorum ya, çok seviyorum. Ne olduğunu da bilmiyorum. Her zaman buraya geliyorum ya. Ne kadar sokak var, arabayla başlıyorum gezmeye. Ben burada puanım vardı, valla. Burada puanım vardı, burada böyle silik silik de olsa hatırlamaya çalışıyorum. Lütfen buradan memleketimize sahip çıkın. Yani bizlere sahip çıkın. Bizler Türkiye'den, bak Bandırma'dan çıkan, Türkiye'yi de geçtiğim dünya müzisyenlerinden birisiyim ben ya. Bunu artık algılayın. Yani kafalarında ne düşünüyorlar bilmiyorum ama bu da benim gücüme gidiyor hocam yani. Haklısın. Yani böyle olmaması lazım. Evet. Bir de buradan son sözüm şudur. Lütfen Bandırma Spor'a arkasında iyi durun. Biz Bandırmalıyız. Birbirimize yeteriz. Hayatımız Bandırma olmuş zaten. Evet. Seninle çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu. Seninle gurur duyuyoruz. Allah razı olsun. Ve senin çalışmalarını takdir ediyoruz. Başarılar diliyorum bundan sonra sana. Teşekkürler hocam. Yalnız bu kadar uzun görüşmezsek etmedim geldiğinde mutlaka. Her zaman hocam, her zaman. Mutlaka bekleriz geldiğinde. İnşallah. Evet değerli izleyenler, Bandırma'nın yetiştirdiği çok değerli bir müzisyenle birlikteydik. Sevgili Bülent Altunbaş lakabıyla Kirpi bizlerle birlikteydi. Ona tekrar teşekkür ediyoruz ve başarılarının sürmesini diliyoruz. Hoşçakalın efendim.